Arkadaşlar herkese merhabalar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 3. sınıf matematik dersinde 2. üniteden devam ediyoruz. Neyi göreceğiz bu videomuzda arkadaşlar? Çıkarma problemlerini göreceğiz. Çıkarma işleminde tahmini çıkarmayı yapacağız. Ve çıkarma işleminde verilmeyen sayıları bulmaları göreceğiz bu dersimizde diyoruz. Buyurun bakalım dersimize geçelim. Evet, tahmini çıkartma arkadaşlar. Tabi bildiğimiz gibi en yakın onluk ve yüzlükleri yuvarlayaraktan yapılan çıkartmalar arkadaşlar. Tahmini dediğimizde hep sayıları yuvarlama gelecek aklımızdan. Örneğin 518'den 127'yi çıkartmış. 391 normalde. Arkadaşlar kalemi açalım buraya. Sonra bunları en yakın onluğa yuvarlamış. 518, 520 olur. 127, 130 olur. En yakın onluğa nasıl yuvarlıyorduk? Onlar basamağına bakıp bir sağındaki sayı 5'e yukarısıysa bir sonraki onluğa, 4 ve aşağısı ise olduğu onluğa yuvarlıyorduk. 520'ye 130 çıkardık, 390. Gerçeğiyle arasındaki fark 1 oldu. Sonra en yakın yüzlüğe yuvarlamış arkadaşlar. 518, bakın yüzlük basamağı burası. Sağına bakıyorum, 5, 4 ve aşağısı o zaman olduğu yere yuvarlanacak. 500. 127 bakıyorum, sağ taraf 2, olduğu yere 100. 500'den 100 çıktı, 400. Gerçek sonuç arasındaki fark şimdi 9 oldu. Evet, yüzler basamağına yuvarlayaraktan normaldeki fark 9. Onlar basamağına yuvarlayaraktan meydana gelen farkımız da 1 oldu. Şimdi bakalım burada da bize vermiş bu işlemleri arkadaşlar. Evet, çıkartma işlemi en yakın onluğa yuvarlayaraktan, yukarıda diyor kime yuvarlayacağız? En yakın onluk 749 ne olur arkadaşlar? 750 olur. 53 ne olur arkadaşlar? 50 olur. Çıkartırsak 007. 700. Gerçek sonuç ne arkadaşlar? 749'dan 53'ü çıkartırsam 19'dan 3 çıktı. Pardon, 9'dan 3 çıktı. 6. 14'ten 5 çıktı. Ne oldu? 9. Burası 6'ya düştü. 696. Aradaki fark 700'den 696'yı çıkartırsam arkadaşlar 4 olduğunu görüyorum. Buraya bakıyorum. 943 en yakın onluğu kaç olur? 940 çünkü birlik kısmında 3 var. 67 en yakın onluğu kaç olur arkadaşlar? 70 çıkardım 0. 14'ten 7 çıktı. 7 burası 8. 870. Gerçek sonuç 943'ten 68'i çıkartıyorum. 3'ten 8 çıkmaz. 13'ten 8 çıktı. 5. Burası 3'e düşmüştü. 3'ten 6 çıkmaz. 13'ten 6 çıktı arkadaşlar. 7. Burası 8'e düştü. 8. 875 arasındaki fark. Hocam, büyükten farkı derken burada soldakinden sağdakini çıkardık. Burada sağdakinden soldakini. Bunu sizin görmeniz gerekiyor. Aradaki fark derken büyükten küçüğü çıkartın. 875'ten 870'i çıkartın. Farkın 5 olduğunu görün arkadaşlar. Evet, tahmini sonuç 386 ne olacak? 390 en yakın onlukta çünkü birlikte 6 var. 172 ne olacak? 170 çünkü birler kısmında 7 var en yakın onluğa yuvarladığımızda. 0, 2, 2, 220. Gerçek sonuca bakalım. 386'dan 172'yi çıkartıyorum. 4, 1, 214. Aradaki fark, büyük sayı bu oldu. 220'den 214'ü çıkartıyorum. 10'dan 4 çıktı. 6 burası 1'e düştü. 0. Ne oldu? 2'den 2 çıktı. 0. Aradaki fark 6. Bunu da yapıyorum arkadaşlar. En yakın onluğa yuvarlanmış hali 810. En yakın onluğa yuvarlanmış hali 300. Çıkartıyorum. 0. 1. 510. Gerçek sonuç 814'ten 305'i çıkartırsak 4'ten 5 çıkmaz. 14'ten 5 çıktı. 9. Burası 0 oldu. 0. 509. Aradaki fark 1 olduğunu görüyoruz. 510'dan 509 çıkarsa 1. Aşağıdakileri de ne demiş? En yakın yüzlüğe yuvarlayaraktan gerçek sonuçla tahmini sonuç arasındaki farkı bulalım. Bunu size söyleyecek. Kime yuvarlamanız gerektiğini. Tamam mı arkadaşlar? Geliyorum en yakın yüzlükte bakıyorum. Yüzler basamağına bakıyorum. Sağına bakıyorum 8 var. Yukarı yuvarla diyor. 200. Arkadaşlar 45. En yakın yüzlüğe yuvarlaktan yapalım arkadaşlar. Şimdi burada 45. 45'i en yakın yüzlüğe yuvarladığımızda ne olacak? 100'e geçemeyecek. 0. 200'den 0 çıktı. 200. Gerçek sonuç 189'dan 45'i. Çünkü bakın 45 50'den sonra 100'e gider. Tamam mı arkadaşlar? 49'a kadar 0'dır.
Gerçek sonuca bakıyorum. 4-4-1-144. Aradaki fark 200'den 144'ü çıkartıyorum. Burası 10 oldu. Birlik aldım. Bu aradaki sıfırlar 9 oluyor. Dikkat, çıkartmada soldan bakın, arada sıfırlar varsa sol taraftan bir birlik alırsam sağ taraf 10 olurken en sağdaki sıfır, aradaki sıfırlar 9 olur. 10'dan 4 çıktı. 6, 9'dan 4 çıktı. 5, 1'den 1 çıktı. 0. 56 arkadaşlar. Aradaki fark 56 oldu. Şimdi bakalım tahmini sonuç. 509'un yuvarlanmış hali en yakın yüzdeye. Burası 0 olduğu için 500 olacak. 122'nin yuvarlanmış hali 100 olacak. Çünkü onlar basamağı 2. Ne yapıyorduk? Yuvarlayacağımız basamağın sağına bakıyorduk. 5 ve yukarısı bir üste yuvarlar, 4 ve aşağısı olduğu yere. Tahmini sonucumuz 400. Gerçek sonucumuza bakalım. 509'dan 122'yi çıkartırsak 9'dan 2 çıktı 7. Burada 0 var. 10'dan 2 çıktı 8. Bu 4'e düştü. 4'ten 1 çıktı 3. 387. Aradaki fark 400'den 387'yi çıkartırsak. Bakın buraya bir birlik aldım, 10 oldu. Bu aradaki 9 oldu, burası 3'e düştü birlik geldiği için. 10'dan 7 çıktı 3, 9'dan 8 çıktı 1, 3'ten 3 çıktı 0. Aradaki farkımız da 13 oldu diyoruz. Şimdi arkadaşlar, çıkartma işleminde verilmeyeni bulma. Buraya pür dikkat, çok dikkat. Eksilen, çıkan ve fark arkadaşlar. Eksilen, çıkan ve fark. Eğer çıkanı vermiyorsa, çıkanı vermiyorsa ya da farkı vermiyorsa eksilenden diğerini çıkararaktan buluruz. Yani bunu mu vermedi? 492'den alttakini, farkı çıkar 165'i, bunun 327 olduğunu bul. Sonra arkadaşlar, diyelim ki farkı mı vermedi? Zaten eksilenden çıkanı çıkarırsan farkı bulursun. Yani ortadaki ile alttakini üsttekinden çıkararak buluyoruz. Peki eksileni vermezse ne yapacağız bu sefer? Bir tek buraya dikkat. Eksileni vermezse diğer ikisini toplayaraktan buluruz arkadaşlar. 367 ile 249'u toplayaraktan eksileni buluruz. Bir daha gösteriyorum. Çıkanı vermedi. Eksilenden farkı çıkar. Farkı vermedi. Eksilenden çıkanı çıkar. Çünkü en büyük eksilen burada. Ama eksileni vermedi. Diğer ikisini toplayaraktan bulacaksın diyoruz arkadaşlar. Evet, okları takip ederekten işlemleri yapın diyor. Sonra çıkartma işlemlerindeki basamaktaki verilmeyen rakamları bulalım. Gelelim buraya. Verilmeyen basamağı nasıl bulacağız bakalım. 5'ten ne çıkarsa 3 kalır. 2. 7'den 4 çıkarsa ne kalır? 3. Ondan sonra hangi sayıdan 1 çıkarsa 6 kalır. Demek ki bu sayı da 7'ymiş. 6'dan neyi çıkartırsam 2 kalır, 4. Eldeli çıkartmalar da gelecek şimdi. Şu an kolay gidiyor. Evet, hangi sayıdan 4'ü çıkarırsam 7 kalır. 7 ile 4'ü topla, 11. Burası 11 olması için 1 olması lazım. Demek ki 10'luk almış. Değil mi arkadaşlar? 10'luk aldı, burası 7'ye düştü. Bak 10'luğu verdim, 11 oldu. 7'den neyi çıkartırsam 5 olur. Burası 2. Yoksa 8'den neyi çıkartırım desem 3 olur, yanlış olur. Çünkü 10'luğu verdim. Verdiğim ondalığı götürdüm oraya. Evet, hangi sayıdan 3 çıkarsa 7 kalır. 7 ile 3'ü topla, 10 eksilerini bulmak için. Demek ki burası 10'un 0'ı elde var. Buradan 1 almış, burası 7'ye düşmüş. Bunu bir yazalım. 7'den kaç çıkarsa 3 kalır. Burası 4'tür. 7'den 4 çıkarsa 3 kalır. Sonra burada bir 10'luk almadık. 9'dan neyi çıkartırsak 3 kalır? 6. Geliyorum buraya. 6'dan neyi çıkartırsam 2 kalır? 4'müş burası. 8'den 9 çıkmaz. Buradan bir birlik aldım. 18'den 9 çıktı. Burası 9. Burası bir aşağıya düştü şu anda. Buraya dikkat. Normalde 6, 3, 3 topla 6 olması lazımdı. Ama birlik verdiğim için burası aşağı düştüğüne göre burası 7'ymiş arkadaşlar. 1'den ne çıkarsa 4 kalır. Burası demek ki 1 değil. 11'den ne çıkarsa 4 kalır olacak arkadaşlar. 11'den 7 çıkarsa buradan bir birlik aldık biz. Burası 11 oldu. Sonra 8'de 2'yi topladım arkadaşlar. 10'un 0'ı, ama 10'un 0'ını yazacağım. Ama bir birlik vermiştim ben buraya. O zaman 11'in 1'ini yazacağım ben buraya arkadaşlar. 11'in 1'ini yazacağım ki bakın burada bir birlik aldı. 11 oldu. Burası 10'a düştü. Buradan birlik aldı. 10'un 0'ı, 2'yi çıkardık 8. Demek ki burası arkadaşlar, dikkat edelim. 8'de 2'yi topladım, 10'du. Bir birlik verdiği için 11'in 1'i yazıyorum. Buradan da birlik aldı. Burası 3'e düştü. 3'ten neyi çıkartırsam 2 kalır? 1'miş burası. Şimdi çıkartmayı yapalım bir sağlamayı.
311'den 127'yi çıkartıyorum bakalım. Çıkmaz. 11'den 7 çıktı 4. Burası 0'a düştü. 10'dan 2 çıktı 8. Burası 2'ye düştü. 2'den 1 çıktı. Pardon. Burası 4'tü. Çok özür dilerim. 4 yazmıştık. Çıkınca 3 olacak. 3'e düştü. 3'ten 1 çıktı 2. Doğru yaptık mı? Doğru yaptık. Sağlamasını da yapmış olduk. 0'dan ne çıkarsa 1 kalır. Burası 0 değil. 10'dur. Bir 10'lu kalmış. 10'dan ne çıkarsa 1 kalır. 9. Burası 1'lik verdi. 1'e düştü. 1'den ne çıkarsa 0 kalır. Kendisi 1 çıkarsa. Şimdi burada eldeler kalmadı en son tarafa. 6'dan 3'ü çıkartırsam tak. 301 olaraktan buldum ben burayı. Şimdi bakın. Verilmeyen kısmı bulma. Eksilen var, fark var. Çıkanı soruyor. Ne yapacağız? Eksilenden farkı çıkartacağım. 701'den 350'yi çıkartıyorum. 1, 10'dan 5 çıktı. 5, 6'ya düştü. 351. 351 burası. Burada eksilen verilmemiş. Ne yapacağım ben arkadaşlar? Şurayı siliyorum. Eksilen verilmemişse ne yapacağım? İkisini topluyordum. 180 ile 103'ü topluyorum. Çünkü eksilen verilmemiş. 3, 8, 2, 283 diyorum arkadaşlar. Bakın çıkan verilmemiş. Ne yapacağım? Eksilenden farkı çıkartacağım. 663'ten 121'i çıkartıyorum. 2, 4, 5, 542. Eksilen verilmemiş. Alttaki farkla çıkanı toplayacağım. 689'da 206'yı topluyorum. 15'in 5'e de var. 1, 8, 9, 6 ile 2, 8, 895. Evet, çıkan verilmemiş. Ne yapacağım? Şurayı siliyorum hemen arkadaşlar. Eksilenden çıkanı farkı çıkartacağım. 717'den 229'u çıkartacağım. 17'den 9 7'den çıkmaz. 17'den 9 çıktı arkadaşlar. 8 burası. Burası 0'a düştü. Buradan 1'lik aldım. 10'dan 2 çıktı 8. Burası 6'ya düştü. 6'dan 2 çıktı 4. 488'miş burası arkadaşlar. Evet. Geliyorum. Evet, bir toplama çıkartma ile ilgili problem bakalım. Ne yapacağız? Marketten 18 Türk liraya sabun, lirasına demesi lazım. 95 Türk lirasına deterjan alan Kübra, kasiyere 200 lira vermiştir. Kasiyer Kübra'ya parası olaraktan 97 TL vermiş. Bunun üzerine Kübra, kasiyere 10 Türk lirası vererekten fazla para verdiğini söylemiştir. Kübra haklı mıdır? Aldıklarını bir hesaplayalım. 95 ile 18 liralık bir şey almış. Toplayalım. 3 elde var. 1, 11, 113 TL'lik ürün almış. 200 TL verdiyse geriye ne kadar alacak? 113'ü çıkartalım. Ne oldu? Burası bir verdim buraya birlik 10 oldu. Aradaki sıfırlar 9 oldu. Bu 1'e düştü. 10'dan 3 çıktı 7. 9'dan 1 çıktı 8. 1'den 1 çıktı 0. 87 TL vermesi lazım. Şimdi bakalım. Kasiyer Kübra'ya 97 TL verdi. Kübra da 10 lirayı geri veriyor. 10 lira verirse 87 almış olacak. Diyor ki yanlış verdin. Acaba Kübra doğru mu söylüyor? Evet doğru söylüyor. 97 lira değil 87 olması lazım. Kübra'nın kasiyere 10 lira vermesi doğru bir davranış arkadaşlar. Bakalım. Şu soruyu da çözelim. Sakarya Nehri'nin uzunluğu 824 km'dir. Meriç Nehri'nin uzunluğu ise 490 km'dir. Meriç Nehri Sakarya Nehri'ne kaç kilometre kısadır? Bir çıkartma problemi. 824'ten 490'ı çıkartıyorum. 4, 2 var. 12'den 9 çıktı. 3, burası 7'ye düştü. 7'den 4 çıktı. 3, 334 km daha kısadır diyoruz. Evet arkadaşlar, çıkartma ile ilgili problemlerimiz de burada son buluyor. İkinci videoyu son bulduruyoruz arkadaşlar. Açıklama kısmına 3. sınıf matematik ve fen bilimleri derslerinin oynatma listelerini bırakıyorum. İstediğiniz dersi arama zahmetine düşmeden bir tıkla bulabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Allah'a ısmarladık.